Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz tutorial işlerimize geri dönüyoruz. Bir süredir tutorial videosu çekmemiştim. Bu yeni Yogbox serisine çok fazla şeker kamışına ihtiyacım olduğu için dedim ki acaba otomatik şekilde şeker kamışı nasıl üretebilirim? Hani hiç uğraşmadan. Hani bir yöntemi olması lazım diye biraz oturup araştırdım. Bu güzel otomasyona bağlanmış sistemi keşfettim. Ve bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim, geciktirmeden. Şimdi hemen başlayalım. Mantığımız klasik toplama metodumuz, geri kalan bütün yaptığımız otomatik şeylerle aynı. Bir su akıntısıyla hooper'a düşürüyoruz. Hooper'dan da chest'e gidiyor. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir birikim de oldu. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Tek yapmanız gereken şey elinizde biraz sugarcane, bir tane furnace, herhangi bir stone veya dirt ve biraz sand olması. Tabi redstone, hooper, chest'i saymıyorum. Şimdi ilk yapacağımız şey akıntının boyunda bir delik açmak. Ya da şöyle diyelim. Delik açmayalım. Akıntı boyunda, yani 8 birim. 4, 1, 2, 3, 4. Akıntı boyunda bir sand sırası döşeyelim. Sanırım bu iş görür. Şurayı da kapayalım. Bakalım akıntı tam dibine mi gidiyor? Aynen. Burası hooper noktamız olacak. Chest'inde chest'i de hemen dibine koyacağız. Şimdi bu sugar cane'leri dikeceğimiz yerleri hazırladık. Hatta hemen dikelim isterseniz. Şöyle iki sıra yapacağım. İsterseniz siz bunu tek sırada yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da benim gibi böyle iki sıra, ikişer katlı yani dört sıralık şeylik bir tane hazırlayabilirsiniz. Şimdi başa gelelim. Sugar cane'lerimizi diktik. En önemli şey piston. Piston olmadan olmaz. 23 centleri atalım. Normal piston işimizi görüyor arkadaşlar. Bu sandin yanına havadan bir sıra herhangi bir istediğiniz bloğu dizebilirsiniz. Aynı şekilde karşıya da bir tane yapalım. Tamamdır. Bu dakikadan sonra şuraları da dolduralım, köşeleri. Pistonları, yüzleri, şeker kamışlarına bakacak şekilde konumlandırıyorsunuz. İki tarafa da. En son iki köşeye de bir şöyle bir şurayı bir sıra daha yükseltmemiz gerek. En sona birer tane de böyle havaya bakacak şekilde ekleniyor. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi hemen şunu bir sıra şöyle yana kaydıralım. Bir sırada böyle 4 veya hangi bloğu istiyorsanız ondan aynı şekilde şöyle karşısına da dizelim. Şunları düzeltelim. Sen silin oradan. Sen de silin oradan. Tamamdır. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şöyle koyalım. Hop. Biraz fail oldu. Şimdi şu an görüntüyü zaten görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece pistonları dizdik. Şeker kamışlarını koyduk. O kadar. Daha herhangi bir redstone falan filan kullanmadık. Bu arada yandaki haller çalışıyor. Şimdi redstone sistemini oluşturmaya başlayalım. Buraları çok fazla detayına giremeyeceğim. Çünkü biraz karışık. Ama mantık şu. Şuradan göstereyim. Bir tane comparator kullanıyorsunuz. Comparator'a furnace'dan enerji sağlıyorsunuz. Furnace'ın içine sugarcane koyunca bir 32'li stack şuraya kadar olan bütün redstone'ları yakıyor. Aynı şekilde şunlar da dahil. O yüzden şöyle aşağı atlayalım. Şöyle bir yukarı bir yana şurayı da şöyle bağlıyoruz. Doğru mu oldu? Evet, şu sırayı yanlış mı yapmışız? Yo, doğru yapmışız. Evet, şu an fail mi yaptım yoksa doğru mu yapıyorum? Evet, şuradan yapıyormuşuz. Tamam, doğru yapmışız.
Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Doğru yapmışız. Kafam karıştı sadece. Hop, bir tane de şuraya. Tamam. Şeklimiz kabaca bu. Şimdi dörtleri bırakalım. Bir tane sand alıp bunun üstüne koyuyorsunuz. Furnace'ları buraya koyuyorsunuz. Furnace buraya. Sand buraya. Sonra bir tane comparator'ı ikili yüzü furnace'a bakacak şekilde konumlandırıyorsunuz. Aynı şekilde bir tane de böyle. Sonracıma bunu atabiliriz. Bir tane normal redstone sinyal şeyine ihtiyacımız var. İki tane o köşeye şu sırayı şunu boş bırakıyorsunuz. Geri kalanını full dolduruyorsunuz. Hop düştük. Aynı şekilde karşıya da. Hop şu boş. Tamamdır. Sonra bu boşluklara iki yüz bu tarafa bakacak şekilde iki tane repeater koyuyoruz. Bu dakikadan sonra tek yapmamız gereken şey bir 64'lü stack alıp 32 sınıf bu furnace'a koymak. Gördüğünüz gibi enerji sağladı redstone'lara. Geri kalan 32'sini de buraya koymak. Bu tarafa da enerji sağladı. Bir sugar cane daha alalım şuradan. Artık bu dakikadan sonra iş tamamen otomatize olmuş oluyor. Siz bunun üstüne bir tane sugar cane yükseldiği anda pistonları sinyal gidiyor ve pistonlar açılıyor. Sand yukarı kalkıyor o sırada. Gördüğünüz gibi mesela sand şurada yukarı kalkıyor. Yukarı kalkınca sinyal kesiliyor. Pistonlar geri kapanıyor. Sand tekrar aşağı düşüyor. Bu şekilde sürekli kendini tekrarlamış oluyor. Siz hiçbir şey yapmasanız da tabi bazıları şöyle araya kaçıyor. Bunlar buraya gelmeye devam ediyor. Hemen sandimizi koyalım. Ne sandimiz dedim. Chest'imizi. Hooper'ımızla buna bağlayalım. Hemen kontrol edelim bakalım. Evet içine geliyor. Bunun için arkadaşlar, internetteki arkadaşlar bir yöntem söylemişler. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Glass paneldi galiba aynen. Glass pane. Şöyle yapmışlar. Bunun üstü kapalı. Hop sudan sıkıntı yaşıyoruz. Şuraya glass panel doldurmuşlar. Yani böyle araya bir duvar çekmişler. Şeker kamışları sırasının arasına. Bunun amacı şeker kamışı vurulup kırıldıktan sonra karşı tarafa geçmesin. Cama vurup aşağı düşsün diye. Artık ne kadar etkili olur bilmiyorum. Test edelim. Gördüğünüz gibi hepsi suyun içine. Şu arada bir bu içeriye düşen de oluyor. Ona yapabilecek pek bir şeyimiz yok. O da işin şeyi. Bu tamamen otomasyona bağlanmış bir sistem. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Düşen bütün şeker kamışları suyun akıntısıyla size geliyorlar. Burada biraz daha büyük ölçeklisini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın şeker kamışları baga takılmış gidemiyorlar ama. Hani düzenli olarak şuraya doğru bir toplanış var. Hani boş boşuna yani full boya ulaştıktan sonra açık arazide bekleyeceklerine hani 10 tane de 3 tanesi dışarıda takılmış olsa bile bence gayet karlı bir yöntem. En azından uzun yolculuklara çıkabiliyorsunuz. Ki ben Yogbox haritamda şeker kamışlarından toplama sıkıntısı çekiyorum. Yani mesela aşağı iniyorum, başka kule fethetmeye gidiyorum. Şeker kamışlarının tepesinde duramıyorum ne yazık ki. Büyük ihtimal Yogbox haritamda da şu farmın birkaç böyle boy yüksek versiyonunu yapacağım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Redstone'lardan çok çok fazla anlayamıyorum. Yani anlıyorum temel prensibini ama anlatırken sorun yaşıyorum. O yüzden şu kısmı biraz kopyala yapıştır yapın. Kabaca dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kav'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz tutorial işlerimize geri dönüyoruz. Bir süredir tutorial videosu çekmemiştim. Bu yeni Yogbox serisine çok fazla şeker kamışına ihtiyacım olduğu için dedim ki acaba otomatik şekilde şeker kamışı nasıl üretebilirim? Hani hiç uğraşmadan. Hani bir yöntemi olması lazım diye biraz oturup araştırdım. Bu güzel otomasyona bağlanmış sistemi keşfettim.
Ve bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Geciktirmeden. Şimdi hemen başlayalım. Mantığımız klasik toplama metodumuz. Geri kalan bütün yaptığımız otomatik şeylerle aynı. Bir su akıntısıyla hooper'a düşürüyoruz. Hooper'dan da chest'e gidiyor. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir birikim de oldu. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Tek yapmanız gereken şey elinizde biraz sugarcane, bir tane furnace, herhangi bir stone veya dirt ve biraz sand olması. Tabi redstone, hooper, chest'i saymıyorum. Şimdi ilk yapacağımız şey akıntının boyunda bir delik açmak. Ya da şöyle diyelim. Delik açmayalım. Akıntı boyunda, yani 8 birim. 4, 1, 2, 3, 4. Akıntı boyunda bir sand sırası döşeyelim. Sanırım bu iş görür. Şurayı da kapayalım. Bakalım akıntı tam dibine mi gidiyor? Aynen. Burası hooper noktamız olacak. Chest'inde chest'i hemen dibine koyacağız. Şimdi bu sugar cane'leri dikeceğimiz yerleri hazırladık. Hatta hemen dikelim isterseniz. Şöyle iki sıra yapacağım. İsterseniz siz bunu tek sırada yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da benim gibi böyle iki sıra, ikişer katlı yani dört sıralık şeylik bir tane hazırlayabilirsiniz. Şimdi başa gelelim. Sugarcane'lerimizi diktik. En önemli şey piston. Piston olmadan olmaz. 23 centleri atalım. Normal piston işimizi görüyor arkadaşlar. Bu sandin yanına havadan bir sıra herhangi bir istediğinizi bloğu dizebilirsiniz. Aynı şekilde karşıya da bir tane yapalım. Tamamdır. Bu dakikadan sonra şuraları da dolduralım, köşeleri. Pistonları, yüzleri, şeker kamışlarına bakacak şekilde konumlandırıyorsunuz. İki tarafa da. En son iki köşeye de bir şöyle bir şurayı bir sıra daha yükseltmemiz gerek. En sona birer tane de böyle havaya bakacak şekilde ekleniyor. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi hemen şunu bir sıra şöyle yana kaydıralım. Bir sırada böyle 4 veya hangi bloğu istiyorsanız ondan aynı şekilde şöyle karşısına da dizelim. Şunları düzeltelim. Sen silin oradan. Sen de silin oradan. Tamamdır. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şöyle koyalım. Hop. Biraz fail oldu. Şimdi şu an görüntüyü zaten görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece pistonları dizdik. Şeker kamışlarını koyduk. O kadar. Daha herhangi bir redstone falan filan kullanmadık. Bu arada yandaki haller çalışıyor. Şimdi redstone sistemini oluşturmaya başlayalım. Buraları çok fazla detayına giremeyeceğim. Çünkü biraz karışık. Ama mantık şu. Şuradan göstereyim. Bir tane comparator kullanıyorsunuz. Comparator'a furnace'dan enerji sağlıyorsunuz. Furnace'ın içine sugarcane koyunca bir 32'li stack şuraya kadar olan bütün redstone'ları yakıyor. Aynı şekilde şunlar da dahil. O yüzden şöyle aşağı atlayalım. Şöyle bir yukarı bir yana şuraya da şöyle bağlıyoruz. Doğru mu oldu? Evet, şu sırayı yanlış mı yapmışız? Yo, doğru yapmışız. Evet, şu an fail mi yaptım yoksa doğru mu yapıyorum? Evet, şuradan yapıyormuşuz. Tamam, doğru yapmışız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Doğru yapmışız. Kafam karıştı sadece. Hop, bir tane de şuraya. Tamam. Şeklimiz kabaca bu. Şimdi dörtleri bırakalım. Bir tane sand alıp bunun üstüne koyuyorsunuz. Furnace'lara buraya koyuyorsunuz. Furnace buraya. Sand buraya. Sonra bir tane comparator'ı. İkili yüzü.
furnace'a bakacak şekilde konumlandırıyorsunuz. Aynı şekilde bir tane de böyle. Sonracıma bunu atabiliriz. Bir tane normal redstone sinyal şeyine ihtiyacımız var. İki tane o köşeye şu sırayı, şunu boş bırakıyorsunuz. Geri kalanını full dolduruyorsunuz. Hop düştük. Aynı şekilde karşıya da. Hop. Şu boş. Tamamdır. Sonra bu boşluklara 200 bu tarafa bakacak şekilde iki tane repeater koyuyoruz. Bu dakikadan sonra tek yapmamız gereken şey bir 64'lü stack alıp 32 sınıf bu furnace'a koymak. Gördüğünüz gibi enerji sağladı redstone'lara. Geri kalan 32'sini de buraya koymak. Bu tarafa da enerji sağladı. Bir sugar cane daha alalım şuradan. Artık bu dakikadan sonra iş tamamen otomatize olmuş oluyor. Siz bunun üstüne bir tane sugar cane yükseldiği anda pistonları sinyal gidiyor ve pistonlar açılıyor. Sand yukarı kalkıyor o sırada. Gördüğünüz gibi mesela sand şurada yukarı kalkıyor. Yukarı kalkınca sinyal kesiliyor. Pistonlar geri kapanıyor. Sand tekrar aşağı düşüyor. Bu şekilde sürekli kendini tekrarlamış oluyor. Siz hiçbir şey yapmasanız da tabi bazıları şöyle araya kaçıyor. Bunlar buraya gelmeye devam ediyor. Hemen sandimizi koyalım. Ne sandimiz dedim. Chest'imizi. Hooper'ımızı da buna bağlayalım. Hemen kontrol edelim bakalım. Evet içine geliyor. Bunun için arkadaşlar internetteki arkadaşlar bir yöntem söylemişler. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz.